Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 18 Ocak'ta Türkiye saatine göre 2:47'de 27 derece Yengeç burcunda Dolunay meydana gelecek. Su elementinin öncü niteliklerini taşıyan bu Dolunay, yılın en hassas, en güçlü dolunaylarından biri. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda çok önemli etkileri olabilir. Ülkemiz bir yükseleni yengeç olan bir akrep ülkesi. Yengeç burcu dolunayları ve yengeç yeni ayları da ülkemiz için çok belirleyici ve önemlidir. Ve bu yeni ay an haritasında akrep burcu yükseliyor. Yine su elementi ve güneş Plüto ile birleştiği için dolunay sırasında Plüto'nun çok güçlü bir etkisi var an haritasında. Venüs retrosu Oğlak'ta gerilemesini sürdürüyor ve Merkür Kova burcunda Satürn'le birleşiyor ve gerilemesini devam ettiriyor. Evet, şimdi bakalım bu dolunay nasıl enerjiler ortaya çıkaracak? Öncelikle çok hassas bir dönemde, çok duygusal bir dönemde olacağımızı söyleyebilirim. Yani dolunayların bireysel olarak üzerimizde bedensel, ruhsal, fiziksel etkileri çok fazladır. Ve bu dolunay çok hassaslaştırabilir bizi, çok duygusal olabiliriz. Yengeç burcu özellikle kendi güvenliğimiz, özel yaşamımız, ailemiz, yuvamız, evimiz, en temel ihtiyaçlarımız, beslenmemiz, gıdamız, sevdiğimiz kişiler, yakınlarımız, çocuklarımız ve bunlarla ilgili olarak bizim de en temel ihtiyaçlarımız ve yakınlarımızla olan bağlantılarımızda daha fazla hassas olabileceğimizi işaret ediyor. Yani burada beslenme, işte temel ihtiyaçlarımızı karşılama, sevdiklerimizi koruma, onların himaye etme alanlarında kaygılar hissedebiliriz. Gelecek kaygıları, endişeleri, maddi manevi yetersizlikler, güvensizlikler, kendimizi güvende hissetmeme duygularının çok yoğun oluşabileceği bir dönem aslında. Güneşle birleşen Plüto Oğlak burcunda bir yandan otorite figürleri, işte güçlü kişiler, liderler, yönetim, yasalar, kanunlar veya işte sistem diyelim, düzen diyelim. Hani bu yapıların üzerimizdeki baskısını anlatırken duygusal olarak tüm bu baskıların, manipülatif durumların içinde kırgınlıkları, güvensizlikleri de işaret ediyor. Şimdi ülkemizin de ikinci evi yengeçtir. Birinci evi de yengeçtir. İkinci evi de. Burası da daha çok sahip olduğumuz değerler, maddi gücümüz, ekonomimizi etkiliyor ve bu dolunayın Ocak ayı itibariyle özellikle ekonomik anlamda çok fazla zorluklarla bizi yüzleştirmesi, işte genel ihtiyaçlarımız ve bu ihtiyaçların karşılanması konusundaki endişelerle, kaygılarla daha fazla yüzleşilmesi de mümkün. Aile konuları, çocuk konuları ve işte özellikle bu anne çocuk ilişkileri, ailemizin hani korumakla, bakmakla, beslemekle yükümlü olduğumuz kişiler ve varlıklarla ilgili hassasiyetlerimiz ve buradaki belki işte korkularımız, yetersizliklerimiz dolunayda çok uç noktaya ulaşabilir. Herkes aynı şekilde tabii ki aynı oranda etkilenmez. Şimdi yengeç öncü bir burç. Özellikle öncü burçlarımız bireysel olarak daha fazla etkilenecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yengeç, oğlak, koç, terazi burçlarının 27 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa dolunayın bireysel etkileri sizin için daha önemli olabilir. 27 derece işte 24 derece ile 30 derece arasında yengeç burcunu yani öncü burçların son dekanında doğanlar ve bu burçlarda gezegenleri olanlar bu dolunaydan çok daha yoğun etkiler alabilirler. Ülkemizde bazı yetersizlikler, işte gıda yetersizlikleri olabilir. Olan gıdalara da işte ulaşma yetersizlikleri olabilir. Aynı zamanda emlak sektörü, barınma, güvenlik ihtiyaçlarımızda emlak sektörünün, inşaat sektörünün çok etkilenmesi mümkün. Bir şekilde ihtiyaç duyulan emlak ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması konusunda doğal olarak halkın kaygılarının, endişelerinin ve üzerindeki manipülatif durumların artması mümkün. Bunun yanı sıra ülkemizin ekonomik sistemlerinde işte bunlar kaynaklarımız, bunların nasıl değerlendirildiği, üretim, üretilen her türlü malın dağıtılması ve tabii ki buradaki temel ihtiyaçlar, temel giderler, ekonomik bazı yapılar,
Burada vergisiz vergilendirme yöntemleri, vergi sistemleri, ekonomik bazı düzenlemeler ve bunların tekrar belki gözden geçirilmesine neden olabilecek bazı geri dönüşler. Bunlarla bağlantılı aynı zamanda ülkeler arası borçlanmamız, başka ülkelerle yine başka yapılarla kurduğumuz bu anlamda ekonomik bağlantılar. Bunların da yine ekonomimize yaptığı bazı baskılar, manipülatif durumlar. Bu farkındalıkların çok öne çıkması ve belki süreç içerisinde yeni bir ekonomik sistem, yeni bir belki vergilendirme sistemi ya da yeni bir borçlanma sistemi, tüm yine para ve ekonomi ile ilgili alınabilecek bazı yeni kurallar, yapılandırmalar, bunlar yatırımlarla da ilgili olabilir. Borsa ve benzeri yapılardaki bazı düzenlemeler de olabilir. Tüm bunları da bu dolunay ve takip eden günlerde aslında Şubat ayının ortalarına kadar da hani bu süreç gündemde olabilir, bekleyebiliriz. Şimdi genel olarak yükselen burçlarınıza göre kısa kısa dolunay etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, dolunay sizin için önemli, siz de bir öncü burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ya da yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz artacaktır. Ailenizle ilgili, yuvanızla ilgili alanlarda bazı hassasiyetleriniz var. Ebeveynlerle ilgili olabilir, onların hastalıkları olabilir, sizin onlarla ilgili sorumluluklarınız olabilir ya da aile içi ilişkilerde bazı manipülatif durumlar, duygusal baskılar hissedebilirsiniz. Bir ev alma satma durumu olabilir, bir evlilik konusu olabilir ya da ayrılık konusu olabilir. Hani hem kariyerinizi, hem aile yapınızı, hem genel güvenlik alanlarınızı etkileyecek durumlarda bazı dönüşümler var. Kaygılarınız, endişeleriniz geleceğe dair, ailenizle ilgili endişeleriniz var. Genel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik bazı yoksunluklarınız olabilir. Hani bakmakla sorumlu olduğunuz kişiler, aileniz var ve buralarda belki kaygılar oluşuyor, memnuniyetsizlikler var. Tüm bunlar bu dolunayda çok doruk noktasına ulaşabilir. Kendinizi daha hassas, kırılgan hissedebilirsiniz. Sağlık olarak da kendinize dikkat edin. Özellikle midenize ve sindirim sisteminize dikkat edin. Değiştiremeyeceğiniz, sizin dışınızda olup biten konuları bu dönemde aslında kabullenmek gerekiyor. Kabullenip bir şekilde uyum göstermek gerekiyor. Gereksiz yere de kendinize duygusal olarak çok fazla yüklenmemeye çalışın sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yengeç dolunayı 3. evinizde meydana gelecek. Özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınız, akrabalarınız, belki arkadaşlarınızla ilgili konularda bazı gündemler var. Hani bunlar sizi duygusal olarak etkileyebilir. Yani sizi duygusal olarak etkileyebilecek haberler alabilirsiniz örneğin ya da onlarla ilgilenmenizi gerektirecek bazı meşguliyetler olabilir. Bir seyahat planınız, yurt dışı ile ilgili hedefleriniz varsa buralarda bazı dönüşümler olabilir, gecikmeler de olabilir tabii ki. Medya işleri, basın işleri, internet üzerinde yapmak istediğiniz bazı faaliyetler olabilir. Gecikmeler, ertelemeler olabilir ya da bunları tekrar gözden geçirmeniz, tekrar düzenlemeniz gerekebilir bu dönemde. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Öncü burçlarda bulunan gezegenler dolunay etkilerini arttıracaktır. Daha güçlü hissetmenizi sağlayacaktır. Bunları lütfen kontrol ediniz. Evet sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Yengeç dolunayı 2. evinizde parasal alanınızda oluyor. Maddi konularla ilgili bazı farkındalıklar var. Bazı baskılar da olabilir tabii ki. Yani gelirlerde mesela azalmalar hissedebilirsiniz. İşte harcamalarınız artabilir, ihtiyaçlar var ama yetersizlik hissedebilirsiniz. Bir borçlanma konusu söz konusu olabilir, bir kredi veya bir vergi borcu, bir tazminat, nafaka, miras gibi bir konunuz var gündemde. Beklenilen konular, geçmişten devam etmekte olan bir konuysa bu dolunayda netleşebilir, bir sonuç alabilirsiniz. Bu süreçte çok yeni borçlanmalar, yani ekonomik anlamda yeni kararlar, yeni yatırımlar için çok doğru olmayabilir gökyüzü. Daha güvenli hareket etmeniz gerekiyor. Hissettiğiniz maddi kaygılar, endişeler artabilir dolunay döneminde. Değiştiremeyeceğiniz durumları lütfen kabullenmeye çalışın. Çok da fazla kendinizi duygusal olarak bu dönemde yıpratmamaya çalışın. Birçok ikizler de çok etkilenmeyebilir. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz var mı? Eğer varsa etki alabilirsiniz ama eğer böyle yerleşimleriniz yoksa sizi çok da etkilemeyebilir bu dolunay. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Tabii ki en fazla etki alan burç sizsiniz. Güneş burcunuz
ve yükselen yengeç olarak yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarında mı? Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. O zaman çok fazla etki alabilirsiniz. Bir kere Plüto tam karşıt burcunuzda. İlişkilerde bazı baskılar ya da manipülatif durumlar söz konusu. Bazı ilişkilerinizde güçlü dönüşümler var. Hani evlilikler, ayrılıklar, işbirlikleri ya da bazı işbirliklerinin sonlanması. Bunun gibi konular var. Eğer rekabet içerisinde olduğunuz kişiler varsa ya da bir şekilde hani size düşmanlık eden kişiler varsa hayatınızda, hani bunları fark edebilirsiniz ya da süreç içerisinde hani biraz daha şartların sizi zorladığını hissedebilirsiniz. Güvenlik alanlarınıza dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Mideniz ve sindirim sisteminiz hassas olabilir. Kronik sağlık sorunlarınız daha çok kendini hissettirebilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Yengeç dolunayı 12. evinizde olacak. Gizli olan konuların biraz açığa çıkacağı bir dönem. Sırlar açığa çıkabilir. İş hayatınızda, çalışma ortamınızda, birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili biraz hani sizi sıkacak, zorlayacak koşullar olabilir. Özellikle iş baskılarına ya da işte beraber çalıştığınız kişilerin manipülasyonlarına dikkat edin. Yanınızda çalışan kişiler, evdeki kişiler, hani burada gizli düşmanlıklar olabilir. Lütfen bunlara dikkat edin. Güvenliğinize dikkat edin. Hırsızlıklara dikkat edin. Genel sağlığınıza da dikkat edin. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ve yakınlarında öncü burçlarda, yani yengeç, oğlak, terazi, koç. Buralarda gezegeniniz var mı? Varsa bu etkilerden bahsedebiliriz. Ama yoksa çok da önemli etkiler almayabilirsiniz. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, yengeç dolunayı 11. evinizde olacak. Bazı hedeflerinize ulaşmanız, bazı amaçlarınızın artık sonuç vermesi, projelerin bitmesi, hatta hayallerinizin gerçekleşmesi de mümkün. Her ne kadar biraz sert bir dolunay olsa da size güzel de etkileri var. Arkadaş çevrenizle ilgili etkiler var. Belki bir arkadaşlarla ilgili böyle bir teklifler alacaksınız. Aşk hayatınızda dönüşümler olabilir. Özellikle iş konularında sizi destekleyebilir. Grup çalışmalarında, ekip çalışmalarında bu dolunay. Duygusal hassasiyetler de var tabii ki. Arkadaşların hani bazı böyle grup ilişkilerinde manipülatif durumlar olabilir. Bazı duygusal ilişkilerinizde baskılar hissedebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda, özellikle annelik, çocuk sahibi olma, ebeveynlik gibi konularda biraz gündemleriniz yoğun. Buradaki mesuliyetler öne çıkıyor. Çocuk alanlarında bazı baskılar hissedebilirsiniz. Bunları iyi yönetmek gerekiyor. Sevgili başaklar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, bir öncü burçsunuz ve tabii ki bu yengeç dolunayı sizi etkiliyor. Üstelik haritanızın en tepesinde kariyer alanınız, gelecek beklentileriniz, iş konularınızda bazı dönüşümler olabilir. Mesleki anlamda değişimler, işten ayrılmalar, yeni bir işe başlamak, görev değişimleri, statü değişimleri, taşınmalar, tüm bunları bekleyebiliriz aslında bu dolunay döngüsünde. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz, özellikle 27 derece ve yakınlarında mı? Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ne kadar yakınsa etkiler o kadar artacaktır çünkü. Tabii ki ebeveynler, aile konuları da gündemde. Anneniz, babanız, hani onlarla ilgili konular, onların sağlıkları, onların yaşam düzenleri, sizin onlarla ilgili meşguliyetleriniz, sorumluluklarınız da bu dolunayda çok belirgin olabilir. Çünkü yengeç özünde aile demek ve aileyle ilgili hassasiyetlerin öne çıkabileceği bir süreç işaret ediyor ve sizin gelecek kaygılarınız da biraz artabilir. Duygusal olarak kendinize çok yüklenmeyin. Değiştiremeyeceğiniz bir şeyler olabilir şu dönemde hayatta ve onları kabullenmek gerekiyor. Genel sağlığınıza dikkat edin. Tabii ki evlilik, yuva kurma, aile kurma, ev alma satma gibi konular da bu dolunayda yine gündeminizde olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yengeç dolunayı 9. evinizde olacağı için hayata bakışınız, düşünceleriniz, inançlarınızla ilgili konularda dönüşümler var. Fikirleriniz değişebilir. Bazı bu dönemde belki inanç sistemlerinizde biraz daha sorgulamalar öne çıkıyor. Daha spiritüel, daha duygusal olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Sezgileriniz de güçleniyor. Yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda bazı planlarınız varsa bunlarla ilgili sonuçlar alabilirsiniz. Yurt dışında yaşamak, bir seyahat yapmak, eğitim veya ticari bir faaliyet. Yani buralarda beklentileriniz doğrultusunda veya belki aksilikler de olabilir tabii ki. Ama içinde bulunduğunuz şartlar bir netleşebilir ve bundan sonraki süreç içinde bazı yeni adımlar atabilirsiniz. Hukuksal konularda beklentileriniz varsa onlar da yine gündemde olabilir. Eğer
Kişisel haritalarınıza bakınız lütfen. 27 derece ve yakınlarında gezegeniniz var mı öncü burçlarda? Varsa bu bahsettiğim etkiler daha güçlü olacaktır. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Yengeç Dolunay'ı sizin 8. evinizde parasal konularda bazı baskılar hissedebilirsiniz. Yani yetersizlikler olabilir, parasal ihtiyaçlarınız var, ödenmesi gereken borçlar var. Belki bir işbirliği var, bir işbirliğiyle ilgili hisseli paralar alanında bazı kararlar vereceksiniz ya da bazı yatırımlar gerekiyor. Bir evlilik konusu veya bir evlilikten ayrılık konusu var. Orada bir nafaka, tazminat mevzuları var. Veya bir miras konunuz var, vergi borcu var. Hani bunlarla ilgili bazı zorluklar olabilir. Kendinizi maddi anlamda güvensiz, yetersiz hissedebilirsiniz. Yeni maddi kararlar vermek için, borçlanmak için, kredi almak için, yeni yatırımlar için bu dolunay dönemi, eğer karşınıza yeni çıkmış bir konuysa bu çok doğru olmayabilir. Çünkü çok fazla geri giden gezegen etkisi var. Biraz beklemekte, şartları olgunlaştırmakta fayda var. Ama geçmişten gelen etkiler, yani geçmişle bağlantılı konuların sizin üzerinizdeki etkileri, özellikle parasal etkileri bu dolunayda kendini daha fazla hissettirebilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Aslında yaylar çok etkilenen burçlardan değil. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 27 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegeniniz var mı? Yengeç, Oğlak, Koç ya da Terazi. Eğer varsa bu bahsettiğim etkileri hissedebilirsiniz. Evet sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. En önemli etkileri alan burçlardansınız. Evet, tam karşıt burcunuzda bir dolunay var. Plüto sizin burcunuzda. Venüs retrosu devam ediyor. İlişkilerinizle ilgili dönüşümler var. Belki bir evlilik kararı var, bir evlilik teklifi var. İşbirlikleriyle ilgili dönemeçler içerisindesiniz. Geçmişten gelen konular hayatınızda tekrar kendini hissettirebilir. Eski sorunlar da gündeme gelebilir. Yeni konulara, yeni tekliflere biraz daha dikkatli yaklaşın. Şartların olgunlaşmasını bekleyin. Eşiniz ve partnerinizle de ilgili bazı hassasiyetler olabilir bu dönemde. Hani onun işi, kariyeri, sağlığı, genel olarak ilişki dinamiklerinizle ilgili konular gündeminizde olabilir. Siz de sağlığınıza dikkat edin. Çünkü dolunaylar sağlığımızı etkiler. Ya da var olan bir şeyleri daha görünür hale getirir. Özellikle eklemler, kemikler, dişler, dizler bu dönemde hassas olabilir. Mideniz hassas olabilir. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yükselen burcunuz ya da güneş burcunuz 27 derece ve yakınlarında mı? Eğer öyleyse bu etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yengeç dolunayı 6. evinizde aydınlanıyor. Yani burası biraz hani günlük hayattır, genel sağlıktır, yanınızdaki kişiler, evcil hayvanlarınızla ilgili konulara işaret eder. Kova burçları hava elementi olduğu için bu dolunaydan çok fazla etkilenmiyor aslında. Ama tabii ki Merkür burcunuzda geriliyor, Satürn burcunuzda. Bu dolunay özellikle öncü burçlarda kişisel haritalarınızda gezegenleriniz varsa sizi de biraz daha bireysel olarak etkileyebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınızla ilgili fark etmediğiniz bazı hassasiyetler olabilir. Mideniz, sinir sisteminiz, sindirim sisteminiz bir şekilde bir uyarı verebilir. Eğer sağlığınızla ilgili bazı hassasiyetler olursa lütfen gerekli kontrollerinizi yaptırın. İhmal ettiğiniz tedavileri de hayata geçirin. Belki şöyle bir günlük hayatınız, beslenmeniz, sporunuz, çalışma düzeniniz, çalışma saatleriniz, uyku düzeniniz, tüm bunları şöyle bir gözden geçirmeniz gereken bir dönemdesiniz. İyileşmek için, hayatınızın kalitesini arttırmak için, iş veriminizi arttırmak için tüm buralarda gözden geçirmeler yapabilir, yanlış bir şeyleri fark edebilir, eksikleri de tamamlayabilirsiniz sevgili kovalar. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, romantik bir dolunay, romantizm evinizde, aşk evinizde meydana gelecek. Aşk hayatınızda bir gündem var. Hızlı bir gündem olabilir tabii ki. Biraz geçmişle ilgili konular da canlanıyor bu dönemde. Geçmiş ilişkiler, yarım kalmış ilişkiler de bir kendini gösterebilir. Çocuklarla ilgili gündemleriniz var. Eğer evliyseniz aile olmak, anne baba olmak, ebeveyn olmak istiyorsanız bu dolunayda evet bunlarla ilgili etkiler tabii ki hızlanabilir. Parasal konularda, şans konuları, spekülatif konularda bazı plütonik etkiler var. Buralarda lütfen çok fazla risk almayın. Çok hırslı ve tutkulu davranırsanız bazı kayıplar olabilir. Venüs'ün gerilemekte olduğunu unutmayın bu dönemde. Çocuklarla ilgili yine duygusal etkiler var.
Sezgileriniz güçleniyor, yaratıcılığınız artıyor. Bu dönemde kendinizi sanatla, hobilerinizle, kişisel çalışmalarınızla iyi ifade edebilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bu bahsettiğim etkileri daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.